İshak Bey hoş geldiniz. Hoş gördük. Gün Işığı Kitaplı YouTube kanalında Ayna adlı sohbet dizimizin 17. bölümünde bugünkü konuğumuz sevgili İshak Reyna. Hem yazar kimliğinizle diyeyim hem de ama bugün ağırlıklı olarak da bu yayıncılık dünyamıza, edebiyat dünyamıza vermiş olduğunuz o editör emeğini de konuşmak istiyoruz. Biraz okurlarınızın sizi daha iyi tanımasını sağlayacak o kitapların ardındaki insanı konuşalım istiyorum. İshak Reyna nerede, nasıl bir ortamda büyüdü? Ya aslına bakarsanız ben tipik olarak iyi okurluktan beslenen bir aileden gelmiyorum. Belki bu ilginç olabilir. Hani şöyle şeyler okuruz yazar anılarında. İşte Elias Canetti de mesela 12 yaşındayken Shakespeare okuyordum falan. Ben böyle gıcık biri değildim. Yani ben 12 yaşındayken çizgi roman, biraz daha sonrasında da foto roman okuyordum. O yüzden de yani kendi evinde de çok fazla kitap olan biri değildim. Anne babam da çok okurlardı denemez klasik edebiyat kitapları anlamında. Ama çocukları iyi yetişsin diye işte Resimli Bilgi gibi, Hayat Ansiklopedisi gibi dönemin ansiklopedilerini almışlardı evlerine. Bir de dediğim gibi karışmıyorlardı. Çizgi roman bolca okuyordum. Bütün bu işte Marvel ve DC Comics karakterlerini çok genç yaştan itibaren hatmederek geldim diyebilirim. O yüzden bazen günümüzde şöyle şeyler söylendiğinde işte Black Panther'den evvel hiç siyahi karakter yoktu. Yok ya, Falcon kim o zaman? Captain America'daki mesela gibi böyle lüzumsuz bilgilere sahip biri olarak yetiştim diyebilirim. Sonra üniversitede başladım edebiyat kitabı peki okumaya aslında. Peki şeyi sorayım oraya geçmeden. Çocukluk yılları nerede geçti? Çocukluk yılları genellikle Şişli'de geçti. İlk gençliğe geçiş diyebileceğim 13 yaşta ise Akatlar gibi daha doğa olan bir alana geçtik. İstanbul'da büyüdünüz aslında. İstanbul'da büyüdüm. Ama herhalde o zaman çocukluk daha... Ya özellikle Akatlar'da bayağı bildiğiniz böyle çayır çimen bir yerdi. Biz orada işte futbol oynardık, yakar top oynardık, piknik yapardık falan yani. Dolayısıyla hakikaten doğal ortamda bir Akatlar'da. Hatta babama 76'da ilk taşınacağımız zaman Erol Bey ne yapıyorsunuz oraya, kurtlar iner kışın falan demiş askerlik arkadaşları. Peki lise, üniversite yılları nasıl devam etti? Lise de aynı yerde. Aslında Şişli Terakki mezunuyum ben. Yani böyle tulum çıkarttım diyebilirim yuvadan girip lise sona kadar. Başka bir yeri kazanamadığım için muhtemelen. Sonra üniversitede de aslında sosyal bilimler okumak istiyordum. Ama bir taraftan da çocuk doktoruma hayrandım. Acaba doktor mu olsam diyordum yani. Neden hayrandım? Çünkü hiç sizi çocuk yerine koymayıp müthiş böyle izah eden bir insandı. Mesela neden tiroid hastalığı oluyor? Tiroidi böyle bir adalı olarak iki atlı bir fayton üzerinden çok iyi izah etmişti. Hiç unutmam hala. Acayip yerleşmiştir kafama. Ama tabii ki puanı tutturamadım yani. Zordu o dönemlerde. Hala zor tıbbı tutturmak. İktisat fakültesini kazandım. İstanbul İktisat'ta okudum. Yüksek lisans yaptım falan. Bu iktisat kısmına birazdan geleceğim. Orası bir dönüm noktasını da aslında barındırıyor. Kısmen evet. Ama biraz geriye gittiğimde ortaokul öğretmeniniz özel bir isim olduğunu öğrendim. Mehmet Fuat'ın eşi İzgen Bengi. Evet Bengi. Okuma yolculuğuna nasıl etki etti bu güzel tesadüf diyeyim? Yani aslına bakarsanız o sırada tabii ki bilmiyordum İzgen Hanım'ın kim olduğunu. Yani sonraki yıllarda yayın dünyasına girince öğrendim. Bu mutlu tesadüfü diyelim. Ama bilmediğimiz dönemde de İzgen Hanım şahane bir hocaydı. Şahane hoca şu demek. Yani bir ortaokul öğrencisi için çok iyi masa tenisi oynayan, gençlerle müthiş sohbet eden, böyle klasik lacivert döpyesler giymek yerine kırmızı babet pabuçlarla okula giren ve çok iyi bir öğretmendi. Çok iyi bir öğretmen burada siz farkında olmadan size bir şeyler öğreten, bir temel sağlayan demek galiba. Ben bunu lisede fark ettim aslında. Yani İzgen Hanım'dan öyle bir temel almıştık ki biz ortaokulda, lisede edebiyat dersleri böyle bir lay lay lon falan haline geldi. Sinirleniyordu da o yüzden lise edebiyat hocamız bize. Yani bir şey de diyemiyor. Biliyor bir miktar çocuklar. O yüzden şımarmışlar da bir parça. Ama böyle gerçekten fark ettirmeden bir temel sağladı galiba bize. Sonra da Mehmet Fuat'la hiç konuşamadık ama bu konuyu. Ya böyle içimde ukdedir aslında. Ne güzel olurdu. Peki şimdi tekrar biraz önceki o üniversite yıllarına dönmek istiyorum. Tabii. Şimdi benim için baktığım zaman İshak Reyna'nın yaşam öyküsüne ve ortaya koyduğu işlere edebiyatımızın, yayıncılığımızın bilgi ve birikim anlamında, oluşturduğu kütüphane anlamında en özel isimlerinden biri olduğumuzu düşünüyorum.
Ve iktisat eğitimi aldınız. Evet. Ama sonra asistan olarak çalıştığınız fakültede bir iktisat kitabının içinde başka bir kitap varmış. Evet. O kitap neyin ve nelerin başlangıcıydı? Orada nasıl bir kırılma yaşandı? Onu sizden dinlemek isteriz. Aslında bir taşıran damlaydı orası. Hı-hı. Öyle diyelim, sizin de kırılma ifadesinde kullandığınız gibi. Ben Gülten Kazgan'ın asistanıydım iktisadi gelişme kürsüsünde. Yani iktisat okuduğum için de çok memnunum. Ona bir itirazım yok açıkçası. Fakat şöyle bir şey oldu. Yüksek lisans tezimi yazarken, daha doğrusu ödevlerimi yazarken Gülten Hoca'yla şöyle bir tartışma yaşadık. Dönemin önemli iktisatçılarından biri John Kenneth Galbraith bize o sıralarda Altın Kitaplar tarafından çevriliyordu. Böyle üslubu da çok iyi olan ve iktisadın böyle daha herkesin anlayabileceği gibi anlatan, ki bu 80'lerin başında çok olan bir şey değildi, bir yazardı. Onu okuyorduk. Bize de tavsiye etmişti Gülten Hoca. Ben de zannediyorum o yaşlarda okumaya yazmaya başladığım için biraz daha üsluplu bir iki ödev verdim hocaya. O da beni bir gün karşıladı koridorda. Dedi ki, Reyna bak bu ödevlerini aldım. Üslup yapmışsın. Evet falan dedim ben de. Bunları tekrar yazacaksın dedi. Ben de neden dedim. Yani yaptığımı söylediğiniz üslup çözümlemeye ya da ödeve anti olarak, eksi olarak etki mi ediyor? Evet evet dedi, ama aslında uyduruyordu tabii. Onun amacı orada hani bir kez daha belki hani yeniden yazsan bunu arkadaş dedi. Çünkü bugünlerde yaptığın üslubu kimse ilgilenmez. Sen ne zaman işte ileride ünlü bir profesör olursun, Galbraith düzeyine gelirsin, iktisat kitapları yazarken derler ki vay be arkadaşın üslubu da varmış. Ben dedim ki hocam vallahi öyle değil. Bence bir insanın üslubu varsa vardır, yoksa da geçmiş olsun zaten. Ve yazmadım o ödevleri tekrar. O da bana en düşük notu verdi. Mümkün olan en düşük notu verdi. Oralarda böyle bir şey duygusu gelmeye başladı bana. Galiba doğru yerde değilim. Sonra yüksek lisans tezimi de okumadılar. Yani Gülten Hoca okumadı açıkçası. Ben de sinirlendim. Çıkarken de hatta tez sınavından Yüksel Ülken Hoca dedi ki, ya Tisak'cığım bu kadar da önemli değil ya. İşte gençlikte hani Hatice değil Netice mühimdir. Ben de yo, gençlikte Hatice de gayet mühimdir yani dedim ona. Bu kopma başlangıcıydı bunlar. Üçüncü yılında asistanlığımın, yani galiba kopuyorum ben buradan duygusu, o işte iktisat kitabı içerisinde edebiyat kitabı okuma noktasında başladı. İsmet Özel'in Valdo Sen Neden Burada Değilsin Özyaşam Öyküsü'ydü. O dönemde en önemsediğim şairlerden biriydi. Hala da öyledir İsmet Bey. Yani güçlü bir şairdir benim için. 84'te Celladıma Gülümserken şiir kitabını da okumuştum. Çok beğenmiştim. O yüzden düşünce dünyası değişikliği, ideolojik değişikliğinde nasıl olduğunu bizimle açık yüreklilikle paylaşacağını zannettiğim için Valdo kitabını iktisat kitabı arasında okuyordum. Öyle olmadı o kitap da. Öyle bir kitap değilmiş. Sonra da bir eleştiri yazdım onunla ilgili zaten. Ama kopma galiba oralarda başladı. O zaman dedim ki galiba ben doğru bir yerde değilim. Doğru bir şey değil eğer iktisat asistanı olarak bir iktisat kitabı yerine içinde hani eskiden ders kitabı arasında Tom Mix okumak gibi bir şey oldu benim için. Galiba burada durmamam lazım dedim. Akabinde iktisat okurken de iktisat dergisinin yayın kurulunda da bulaştım biraz bu işlere. Aynı zamanda kopma sürecinde haftada bir o dönemde Gergedan, Şehir, Alakart, Kapris dergilerini çıkaran dönemli yayıncılık grubunda da çalışmaya başladım. Onlara da dışarıdan bir mektup yazmıştım, okur mektubu gibi. Bunu dışarıdan biri yazmış olamaz, çok içeriden biri gibi dediler. Oysa gerçekten dışarıdandım yani. Onun üzerine haftada bir bizimle çalış dediler. Öyle başladı yani. Peki şimdi bugüne döndüğümüzde gerek piyasa koşulları, gerek okur eğilimleri nedeniyle biraz göz ardı edildiğini düşündüğüm pek çok türü yaşatmak, bunları okurlara ulaştırmak için büyük bir çabanız var. Hem tematik hem de dönemsel öyküler, işte deneme, şiir derlemeleri, polisiye öyküler, antolojiler, tabii bunların arasında Hasan Ali Yücel Klasikler dizisi gibi de önemli koleksiyonlar da var. Edebiyat tarihimizde çok önemli bir hafıza inşa ettiğinizi düşünüyorum. Çünkü hani sizin bu edebiyat tarihimizde oluşturduğunuzu düşündüğüm bu hafıza üzerine biraz konuşmak isterim. Bu motivasyonunuz, bu heyecanınız nereden geldi? Yani şöyle zannediyorum, ben hiçbir şeyin kendimle başladığını düşünen bir insan değilim. Buna benzer örneklerle karşılaştığım için yayıncılık dünyasında söylüyorum. Çok donanımlı olabilir ama pek çok şey kendisiyle başladı zanneden ya da kendisinden sonra hiç olmayacakmış gibi zanneden insanlarla karşılaştım. Yani ben bu işin bir bayrak yarışı olduğu kanaatindeyim. O yüzden baştan beri usta gördüğüm kişilerin yanında bir sürü şey öğrenmeye çalıştım. Bu arada gençlerden de bir sürü şey öğrendim. Oralara da geleceğiz muhtemelen. Ve bunları kendi oluşturduklarımla kendimden sonraki kuşaklara devredebiliyorsam devretmeye gayret ettim. O yüzden bu bayrak yarışı meselesi benim için çok önemlidir. Bir de zannediyorum çeşitli yıllarda, çeşitli üniversitelerde hocalık yaptığım için biraz oradan da kaynaklı bir şey bu. Bir de
de görece göz ardı edilen türler dediklerimiz konusunda da inatçıyımdır yani. Tamam, kabul ediyorum. Roman en çok satan tür ama hani diğerleri de var. O zaman diğerleri konusunda da genç arkadaşlara ya da alana yeni başlayacak insanlara derli toplu bir giriş sunmak önemlidir. Çünkü benim gençliğimde de önemliydi. Yani Mehmet Fuat'ın Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi ya da Selim İleri'nin ilk gençlik çağına öyküler derlemesi. Ya bunlar bizim için çok kıymetliydi. Dolayısıyla buna benzer şeyler yapmak elbette onlardan feyiz aldığım bir şey. Her zaman ustalarla da biraz tatlı şekilde didişirsiniz. Niye daha iyisini yapamayalım arkadaş dersiniz yani. Bu da böyle bir tatlı rekabettir. Ve keşke daha iyisi yapılsa yani. Dolayısıyla benim yaptıklarımın da daha iyileri zaten yapılıyordur. Daha genç arkadaşlar tarafından daha iyidir de yapılsın. Ama işte o siz o aradaki halka olursanız daha iyileri de yapılabilir. Bir şeyi kendinizle başladı ya da bitti zannederseniz orada bir zincir olmaz yani. Aslında bir nevi şey diye düşünüyorum. Şimdi hani burada siz sadece bir türü öne çıkarmıyorsunuz bu yaptığınız çalışmalarda. İşte ben polisiyeyi çok seviyorum ve polisiye türünün daha çok okunmasını istiyorum diye yapılan bir çabadan ziyade aslında hemen hemen her tür, hani hem tematik olarak hem biçimsel olarak, işte tematik deyince polisiye örneğini verebiliriz. Biçimsel deyince şiir, öykü, deneme diyebiliriz. Hani bu hem tematik hem de biçimsel bir çeşitlilik sunma kaygınız olduğunu düşünüyorum. Doğrudur. Sadece bir türe karşı Hayır, değil. Yani aslında yayıncılarla bunları yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz, bu izinler meselesi dolayısıyla özellikle. Keşke daha fazla imkan olabilse, yayıncılarımız daha fazla imkan tanısa başka türlerde de yaparız vallahi. Bizde proje bol yani. Peki o zaman ben aslında bu oluşturduğunuz eserlerden, hemen arkanızda da duran Gece Uçuşları ve Yetişkinler Ejderhalardan Neden Korkar gibi lise ve ortaokul öğrencileri için oluşturduğunuz önemli bir kütüphane var. Onlar sizin bu kütüphanenizden çokça besleniyor. Sadece bu iki kitap da değil, diğer antoloji çalışmalarınız ve seçkileriniz de öyle. Gençlik için hazırladığınız bu seçkiler ayrıca anlamlı geliyor. Çünkü gençlik dediğimiz zaman, hadi bakalım gençlik edebiyatı konuşalım dediğimiz zaman, hem nicelik hem de nitelik olarak okurluk yolculuğunun böyle giderek düşüşe geçtiği bir dönemden bahsediyoruz diye bir görüş var. Genel kanı var. Ki bu yer yerde doğru. Çünkü artık o kaygılar, hayat kaygıları biraz da yetişkin, çocukluktan yetişkinliğe doğru giderken, sınav kaygısı, meslek kaygısı derken, sizin kitaplarınız bence burada daha az okuduğu öne sürülen diyeyim, gözlemlenen diyeyim, bu gençlik için çok daha önemli diye düşünüyorum. Biraz o gençlik motivasyonunuzu merak ediyorum onlar için üreten. Valla aslına bakarsanız bu da biraz üniversite hocalığıyla bağlantılı bir şey. Orada da sonuç itibariyle yine genç kuşak arkadaşlarla birlikte oluyorsunuz. Ama tabii ki lisedeki arkadaşlar olan da biraz daha büyükler. Bazen de o üniversitedeki arkadaşlarla karşılaştığınızda biraz geç mi kaldık acaba? Bunların daha gençleriyle karşılaşsak ve sohbet etme imkanı bulabilsek acaba daha mı iyi olurdu duygusuna zaman içerisinde kapılmaya başladım. Ve ilk antolojilerimi çıkarttığım işte 2009 sonu 2010 başlarından beri imkan oldukça, yayın evlerinden ya da okullardan bu tip teklifler geldikçe gençlerle sohbet buluşmaları yapmaya gayret ettim. Aşağı yukarı da 160'tan fazla bugüne kadar etkinlik yapmışım. Ya zaten sevmiyorsanız 160 tane yapmazsınız yani. Burada şu önemli gibi geldi bana. Evet, sınırlı bir süre. Bir kitle olarak karşınızda oldukları için muhtemelen doğrudan söz almaktan çekineceklerdir ilk başta. Bunu nasıl kırabilirim diye düşündüm. Gözlemlerim bana zaman içerisinde şunu söyledi. Bir, samimiyet, açık sözlülük her zaman en temel şeylerden biri. Benim de yaşım artık yalan söyleyecek bir yaşta değil kardeşim yani. Neyse söylüyorum yani doğrudan. Dolayısıyla bu zannediyorum gençlere geçti. İki, bunu belli bir kendinizle de dalga geçebilen bir espri düzeyi ve bir enerjiyle yaparsanız o zaman galiba daha da ha ya bu da tamam çok da sıkıntılı bir herif değil galiba konuşabileceğiz duygusu verebiliyor onlara. Ve bir süre sonra yavaş yavaş açık konuşmaya başladıklarını gördüm. Hatta bir iki yerde öyle işte espri de olsun diye çıkartayım istiyorsanız hocalarınızı rahat konuşalım falan gibi şeyler de yaptım. Tabii bu da bir sahne ve performans işidir. Bunun da farkındayım. Yani ilkokuldan beri tiyatro yapmış biri olarak yani çok da yabancısı olduğum bir şey değil bu benim. Zaten üniversite hocalığı da bence bir yönüyle performans sanatıdır bu taraftan. Dolayısıyla bu samimiyetin ve enerjinin onlara geçtiği kanaatindeyim. Bir süre sonra karşılıklı beslendiğimizi de fark ettim. Yani şöyle şeyler söyleyenler oldu net olarak. Kardeşim ben okulun tavsiye ettiği kitaplardan hoşlanmam. Nitekim senin kitabına da başta böyle baktım. Ama sonra baktım Allah Allah enteresan şeyler var bunların içerisinde.
Dedim hayatta her zaman beklenmedik hoş sürprizler olabilir yani diye. Veya karşılıklı. Onlar bazen hani bu bize ne tavsiye edersiniz okumamız için? Bazen hocalar, bazen onların dürttüğü öğrenciler sorar ya bu tuhaf soruyu. Ben de diyorum ki yani sizi tanımıyorum. Eğilimlerinizi, meraklarınızı bilmiyorum. O yüzden yekten bir şey önerebilmem imkansız. Ama siz bana bir şeyler önerirseniz oradan yola çıkıp belki ben de size bir şeyler önerebilirim. Doğru. O yüzden o genç arkadaşların bana önerdiklerinden de çok şey öğrendim ve bazı yetişkinlerin zannettiği gibi arkadaşların öyle okumaktan falan bazılarının en azından hiç uzak olmadığını, hatta bazı yetişkinlerden çok daha iyi durumda olduğunu, bazılarını doğrudan bizim üniversitedeki bölüme falan alabileceğimizi düşündüm yani. Harika. Peki biraz önce sözünü ettiğiniz editörlük dersleri de veriyorsunuz akademide. Veriyordum diyelim. Ben bunu şeye benzetiyorum. Müdür unvanı için çok kullanılan bir şeydi. Bir zamanlar ülkede çok müdür vardı böyle. Şimdi ben son yıllarda bunu biraz editör unvanına biraz şey yapıyorum, benzetiyorum. Müthiş bir artış var burada da. Çünkü artık editör dediğinizde sadece bir yayıncılık sektöründe değil. Tabii. İşte bir web dünyasında, tabii, içerik dünyasında, reklamcılıkta her yerde medya, editör kavramı var. Ben tabii burada biraz bu yayıncılığın içindeki editör kavramını konuşmak istiyorum. Belki bu başlı başına ayrı bir program sohbetinde gerektirir. Ama ben yeni yetişen yayıncıların diyeyim, gençlerin ülkedeki editörlüğe bakışını merak ediyorum. Onlar editörlük deyince ne anlıyorlar? Ve sizin tabii çok deneyimli bir isimsiniz bu alanda. Editörlük kurumuna, ülkemizdeki editörlük kurumunu nasıl gördüğünüzü de merak ediyorum. Yani şimdi burada da birbirinden farklı anlayışlar var. Gerçekten şöyle söyleyelim. Bir yazar düşünelim. Herhangi bir şey yazdı bir dosya. Yani en fazla işte yakın çevresindeki bir iki kişiye okuttu. Onlardan fikir aldı, geri dönüş aldı. Sonra hani bunu oldu bence deyip bir yayın evine yolladı. Şimdi yazmanın getirdiği bir coşku ve körleşme bununla birlikte var. O hepimiz için geçerli. Ben de masanın yazarlık tarafına geçtiğimde ooo neler yaptığımı görüyorum. Ya kendi metnimi biraz dinlendirip bakarsam, bazılarını dinlendirip baksam da göremiyorum. Çünkü o metne karşı bir miktar körleşmiş oluyorum. Orada mutlaka bir üçüncü göze dikkatli, uyarıcı, öneren, benim o şeyi yazarken gösterdiğim ciddiyete yakın bir ciddiyet gösterecek ya da daha fazlasını gösterecek bir göze ihtiyacım var. Bu tabii zamanla kıymeti anlaşılan bir kurum oldu bizde. Muhtemelen Mehmet Fuatlar bu açıdan önemli bir dönemeç oluşturdular bence. Ve zamanla yazarlarımızın çok büyük bir bölümü tarafından evet iyi bir editörle ya da bir iyi editörlük hizmeti sunan yayın eviyle çalışmanın kıymetini bilen insanlar haline geldik. Bence bu oturdu. Burada bir şey yok. Ha, hala şu var. Yani kitabını hazırlayıp, dosyasını hazırlayıp daha doğrusu yayın evine telefon açıp kaç para vereceğiz bunun basılması için diyen insanlar da mevcut. Onlara dönük bir yayıncılık da var biliyorsunuz. Kesinlikle. O arkadaşları zaten oraya doğru yönlendiriyoruz. Onun dışında bir yazar veya çevirmen yani metnime dokundurtmam kıvamında biri ise zaten yani geçmiş olsun. Muhtemelen inadına onun hataları gösterilmeli bence. Ya bir taraftan tabii o yüzden böyle bir güç barındıran bir meslek gibi de gözüküyor olabilir. Yani bu editör, kuratör, hani terminatör falan gibi bir şey herhalde bu diye. Tam öyle bir şey değil aslında. Yani bu bir stoper gibi, bir kaleci gibi, arkada sizi toparlayacak kişi, yazarla beraber o dosyanın daha iyi olması için çalışacak kişi ya da çevirmenle birlikte bunu çalışacak kişi demek benim gözümde. Bunu hakikaten iyi yapan kurumlar var Türkiye'de. Gerek yetişkin, gerek genç ve çocuk alanında. Muhtemelen yapmayanlar da var. Yani onları da görüyoruz. Bazen iyi dediklerimizin içerisinde de o kadar iyi olmayan şeylerle de karşılaşabiliyoruz maalesef. Çünkü iyi yapmayan kurumlar için de bu bir zaman, para kaybı falan olarak görülüyor. Şimdi yani biri bunu ciddiyetle okuyacak. Zaman kaybedeceğiz. Bu arkadaşa daha fazla para vereceğiz bu yüzden falan diye bakılan şeyler de var. Ama bunlar bizim alanımıza girmiyor. Genç arkadaşların editörlüğü merakının bu son sıralarda düzenlenen daha çok editörlük atölyesi gibi şeylere olan yoğun merakın biraz bu iktidar barındıran bu konumdan kaynaklandığını düşünüyorum. Biraz da bir dönemin böyle boşta kalan insanların çeşitli kültürel etkinliklere gidip parmak kaldırarak neredeyse sunum yapan kıvamda ve uzunlukta sorular sormasına da andıran bir yönü olduğu kanaatindeyim. Bunun bir boşluktan kaynaklandığını da düşünüyorum.
Yani bir manevi boşluğa da tekabül ettiği kanaatindeyim. Tabii pandemi döneminde, o yoksunluk döneminde uzaktan yapılan pek çok eğitimin önemli olduğunu, zaman ve mekan mefhumunu ortadan kaldırdığını biliyorum elbette. Ama bir taraftan bir boşluğa da sanki işaret ediyor gibi geliyor bana. Oradan gelen arkadaşların içerisinden kaç tanesi editörlüğe merak saracak, kaç tanesi zaten editör olduğu için biraz daha geliştirmek anlamında kendini buralara geliyor bilmiyorum. Ama evet, tabii ki bir usta çırak ilişkisi olarak birebir kişiyi kastetmiyorum. Bir yayın evinde çıraklık yapma anlamında da mutlaka işe yarayacak şeyler olabilir. Bize de mesela Yapı Kredi yayınlarına stajyer arkadaşlar geliyor. Bunların içerisinde gayet meraksız ve niye orada olduğunu anlamadıklarınız olduğu gibi son derece meraklı, gerçekten bir sürü şey öğrenmek isteyen. Ve çıraklığın süresi de uzayabilir yani. Tabii ki zaten. Herhangi bir şey yok. Tabii var öyle arkadaşlarımız yani. İki yıl sonra sen artık çıraklığın bitti artık, editörsün. Tabii dediğimiz insanlar var zaten öyle. Evet. Dolayısıyla bunların zaten kendilerini belli ettiği ve zaman içerisinde o hakkı kazandıklarını düşünüyorum açıkçası. Burada biz sadece bir yorumla katkıda bulunmak ve derinleştirmek isterim bu konuyu. Lütfen. Hani bugünkü kuşak için değil, bugün yaşadığımız dünyasında belki şu hız konusu belki de en büyük belalarımızdan biri ya, hani o sabır denen, o gecelerce bir masanın başında, işte eskiden kağıdın başında artık bir klavyenin başında. Tabii. Hani o gecelerce bir cümle için kafayı yemek, yani bir cümle için gecelerce uğraşmak. Bu aslında hani o zamanını o masa başında harcama duygusunun anlamı mı acaba yitiyor? Yani daha hızlı bir şey olmak, daha hızlı bir şey ortaya çıkarmak. Bir de sanırım sizin biraz önce vurguladığınız oradaki o boşluklardan biri, editörlük deyince öyle rüyalı bir sözcük ki sergilerden, müzelerden, etkinliklerden oradan oraya koşuş. Aranjör, şarkıcı, besteci gibi bir şey yani. Gerçekte ne yapar editör? Kitap yayıncılığından ve kültür kitabı yayıncılığından söz ediyorsak iki şey yapar bir yayın evinde çalışıyorsa. Bir, genellikle bir yayın kurulu çerçevesinde yayın evine başvuran dosyaları inceler. Bunların içerisinden evet, bunda bir ışık var, bu çalışılabilir, bu bir kitap olmaya doğru ilerleyebilir dediklerini seçer. Telif editörlüğünden söz ediyorum. Çeviri tarafında da yine özgün dilinden ya da okuyabildiği bir ara dilden okuduğu, beğendiği kitapları önerebilir yayın kuruluna ya da yurt dışından gelen önerileri yine okuyarak değerlendirebilir. Yani bir seçme işlevi vardır başlangıçta. Bence birinci perdesi budur editörlüğün. Bu da gayet keyiflidir. Ülkemiz özelinde anlatmaya çalışıyorum. Genellikle yurt dışında bunun içerisine telif anlaşmalarını yapmak, telif bağlantılarını kurmak gibi fonksiyonlar da girebilir. Farklı editörlük titreleri altında bunlar daha çok tanımlanabilir. Bizde görebildiğim kadarıyla iki temel işlevinden biri seçmektir. Bu tabii her editöre hemen sağlanır demek istemiyorum ama zaman içerisinde ya da bir yayın kurulu varsa o yayın evinde birinci işlev budur. İkinci işlev de bu seçilen dosyaları yayına hazırlama sürecidir. Yani o dosyanın kitap olarak doğumunun gerçekleşeceği matbaaya giderkene kadar ki bütün süreç, yazar ve çevirmenle birlikte çalışılan, yazarın bu metni daha iyi geliştirmesine, içsel tutarlılığa kavuşmasına, işte atlanmış, yanlış bir takım şeyler varsa toparlanmasını sağlayacak, onunla birlikte yürüyen kişi demektir. Ondan sonra da künyede adının küçük yazdığı böyle bir arkadaştır yani. Peki şimdi bu bölümü kapatmadan önce, hazır editörlük demişken, sizi de bulmuşken, ki biliyorum sizde çok anı var, sizde çok anekdot var. Estağfurullah. Ya editörlüğünüze dair hani böyle unutamadığınız bir anı gelir mi acaba aklınıza? Grotesk ya da matrak ya da komik ya da neyse, gülünç nasıl adlandırırsanız. İş Bankası Kültür Yayınları'nda yeni göreve başlamıştım. İşte 2005'in sonları gibi demek ki. Böyle benden daha büyükçe tahmin ediyorum böyle bir CHP'li bir amca geldi dosyasıyla, bir şiir dosyası. Yani konuşmalarından öyle izlenim edindim ben. Biraz o da beni tartmaya çalıştı. Hani kimdir bu karşımdaki benden genç arkadaş? Hani layık mıdır edebiyatımızı, Türk edebiyatını, editörlüğünü yapmaya? Çünkü ilk başta öyle girmiştim. Henüz klasikler dizisini netleştirmemiştim. İşte bir süre sonra anladı ki hani Türkiye'li bir Yahudi ile karşı karşıya arkadaş. Belki gayri ihtiyari, nasıl yani dedi, Türk edebiyatından siz mi sorumlu olacaksınız? Ve ben de hani izah edemeyince mizaha başvurdum. Dedim ki vallahi işte Mossad'da bize en iyi öğrettikleri yabancı dil Türkçe falan filan yani.
Efendim şimdiki bölümümüzde biraz daha tempolu sorularla ilerleyeceğiz. Merak ediyorum, biraz önce dediğiniz 160'tan fazla etkinlikten söz ettiniz. Evet. Çocuklarla, gençlerle, okullarınızla buluştuğunuz an. Yani daha çok gençler diyebilirim. Benim karşılaştığım ekol 8. sınıf. 7 bazen ama ki o da çok zor bir sınıf bence. 8'ler ve lise, hazırlık ve lise grupları diyebilirim. Yani büyük bir coşku var orada. Bende de büyük bir merak var onlara karşı yani. Kim bu genç nesil arkadaşlar? Ne yapıyoruz biz bunlarla diye. Bir de galiba şey duygusu çok kıymetli. Nesil denilen şeyi ortadan kaldıran bir şey ya merak. Yani 7. sınıf öğrencisi gelip sizinle çizgi roman üzerine böyle bir muhabbete girebiliyor. Hayır öyle değil, bağımsız ekolde şöyle falan diye. Bu böyle yaş, yani 50 yaşı falan ortada. Bütün duvarlar ortada. Bütün her şey yani. Hiçbir yaş maç falan kayboluyor yani. Bu mesela benim için çok kıymetli bir şey ya. Çok büyülü bir şey. Çok büyülü yani. Yani bir edebiyat kitabının, bir çizgi romanın sayfasında herkes bir anda eşitleniyor. Bu müthiş bir şey. Peki çalışma yazma ortamınız nasıldır? Tabii günümüzde artık klavye önünde çalıştığımız için öyle küçücük bir masa, hani üzerine laptopu koyabileceğiniz herhangi bir masa yeterli. Açık ofis ortamlarında genellikle yetiştiğim için de Sevin Okyay kadar olmasa da hemen hemen pek çok ortamda çalışabilirim diyebilirim. Ama yine de bir şey yani kaptırdığınız zaman önümde biraz zaman görmek istiyorum galiba. Hani biraz vaktim var bunu çalışabilecek duygusuna sahip olmak benim için önemli galiba. Görece uzun bir şey yazmam gerekiyorsa. Burada bu soruyu ben sizin yazar kimliğinizde olduğu için ben yazar olduğunuzu hissettiğiniz anı sormak istiyorum. Yazar mıyım bilmiyorum açıkçası yani. Hala çok emin değilim ondan. Hevesliyim diye ifade edelim. Ama ilk yazımı yazdığımda galiba üniversite 3 ya da 4'teydim. O sırada üniversite öğrencilerinin kılık kıyafetleri üzerinden böyle biraz sınıfsal, biraz mizahi bir yazı yazmıştım. Daktiloda. Büyük bir bölümü de hala elimdedir. Galiba son sayfasını kaybettim. O böyle her şeye rağmen sanki bir şey değişti duygusu olan bir andı yani. Peki imrendiğiniz, böyle onun gibi olmalıyım dediğiniz ya da hayatınızda bir yol gösterici olarak gördüğünüz biri oldu mu? Elbette mutlaka olmuştur. Yani İzgen Hoca mesela dediğim gibi fark ettirmeden öğreten. Ama ondan sonra mesela lisede Ersin Özince diye bir tarih hocamız vardı. Yani o da bizi lisede öylesine düşünmeye, sorgulamaya yönelten bir ders sunumu yapıyordu ki ben üniversiteye geçtiğimde bir iki yorumuma daha üniversite 1'de 2'deyken kalkıp yaptığım yorumlara nereden siz falan diyen hocalarım olmuştu. Ben de açıkça söylemiştim yani bizim lisede böyle bir hocamız vardı tarihte muhtemelen onun sayesindedir diye. Üniversite çapında hocaymış diyorlardı. Mesela Ersin Bey hakikaten çok kıymetlidir. Yenilerde vefat eden Can Alkor abi gibi bu kadar çok dili bu kadar iyi bilebilmek nasıl oluyor arkadaş? Ve aynı zamanda bu birikimle aynı düzeyde iyi bir insan olmak nasıl oluyoru bağdaştırabilen insanlar benim için çok kıymetli ve önemlidir. Çünkü bazen donanım hiçbir şeye dönüşmeyebiliyor insan olarak. Öylelerinden galiba yani ya bucak bucak kaçıyorum ya gıcıklaşabiliyorum onlara karşı. Çok ya hiçbir şeye dönüşemiyorsa nedir ki o kadar okudukların, düşündüklerin, hani neye dönüştü ki bunlar? Hiçbir şeye dönüşmemiş yani. Bu çok üzücü bir şey ya. İshak Bey, hayatınızda en mutlu olduğunuz anlardan birini sormak istiyorum. Vallahi işte böyle galiba bu öğrencilerden, özellikle genç kuşaklardan birinden böyle şahane bir paylaşım, itiraz, benim bilemediğim bir şeyi çat diye söylemek falan gelince vay diyorum yani. Ne güzel. Peki şimdi nasıl bir okursunuz diyeceğim. Canına okurum şeklinde. Profesyonel bir okur var karşımda o yüzden. Estağfurullah. Yok canım hala amatörüm tabii ki. Yani elbette öyle olmalıyız zaten. Yani heyecanını hiç kaybetmeyen bir okurum zannediyorum. Tabii ki genellikle bir kitap sizi başka bir kitaba götürür. Ama bazen de bir konu kafanızda dönüyordur, bir şeylere götürür sizi. Yine böyle Canetti kıvamında hani 5 kitabı bir arada okuyorum falan gibi iddialarım yok. Kafam karışır benim, öyle bir şey olamaz. En fazla 2 kitap. O da bir tanesi hani yolda okuduğum, bir tanesi evde okuduğum gibi bir şey olabilir. Hala büyük bir heyecanla okuyorum. Tabii ki biraz profesyonel bozuşma diyelim
okurken sağına soluna kurşun kalemle not aldığımız şeyler tabii ki oluyordur. Sonradan editörlük yaptığımız bazı kitaplara diyelim ki ya da fahri editörlük yaptığımız. Ama çok seviyorum okurluğu ya. En son ne okuduğunuzu sorsam? Birkaç şey bir arada ya da arka arkaya. Herkül Millas'ın Yunanistan'da Milli Mitoslar diye bir şeyini okudum. Dolayısıyla milliyetçiliğin her yerde nasıl aynı şekilde işlediğini hamaset açısından bir kez daha gördüm. Yapı Kredi'den çıkan bir iki çocuk kitabı okudum. Bunlardan bir tanesi Matematik Sıfır'dı. Gayet hoş bir Fransızcadan çeviriydi. Eski bir öğrencim çevirmişti, Filiz Karaküçük. İyi de bir kitaptı, hoştu. Yani çocuk ve gençlik kitabı da okumaya çalışıyorum hala. Çok sık olmasa da ama edebiyatta. Bazen galiba artık tekrar okuma yaşlarındayım. O yüzden bu ara Nezihe Meriç okuyorum, Ahmet Arif okuyorum falan. İshak Rayna hangi filmin hangi karesinde böyle hangi sahnesinde olmak isterdi? Yine galiba bir edebiyat kitabından yola çıkacağız. Günden Kalanlar çok iyi bir uyarlama bence. Yani belki hayatta gördüğüm en iyi uyarlamalardan biri Ishiguro'nun kitabı. Ve tabii ki hayranı olduğumuz Anthony Hopkins gibi bir oyuncunun oynadığı. Oradaki o mesleğine bağımlılık, körlemesine bağımlılığın nasıl aşkı da etrafındaki dünyada olup biten politik tehlikeyi de nasıl fark ettirmediğini fark ettiğiniz ama bir taraftan çok naif ve iyi biri o sahnede olup hani uyan arkadaş uyan diye sarsmak istediğim bir sahnedir o yani. Harika. İshak Rayna'nın sevdiği yerler, kaçış yerleri var mıdır? Çok fazla vardır diyemem açıkçası. Hı. Bazen bir sahil kafesinde, çay bahçesinde oturmak yetebilir ya da bir arkadaşla bir restoranda veya bir kafede, çay bahçesinde sohbet etmek de yeter yani. Peki karşılaştığınız en garip soru? Bize bir şey tavsiye eder misiniz? Ne okuyalım bu aralar? Peki İshak Bey, toteminiz, bir batıl inancınız ya da o gün yapmasam olmaz dediğiniz bir şey var mı? Şu sıralar var. Daha doğrusu yeni evimize taşındığımızdan beri epeydir var, 5 yıldır. Eskiden de vardı. Bulunduğum mahalledeki mahalle köpekleriyle aram hep iyi olmuştur benim. Şimdi bulunduğum yerde de özellikle bu saçma sapan yasanın çıkması da tabii tetikledi ama ben 5 yıldır yapmaya çalışıyorum. İşte onlarla mutlaka böyle bir okşamak, konuşmak, bazen beslemek. Bir başka canlıdan da biraz bir şeyler öğrensek çok daha iyi yaratıklar olacağız muhtemelen de. Yani oradaki sezgi düzeyi inanılmaz. Mesela bundan bir önceki köpeğimizi kaybettiğimiz gün öyle çarşıya yürüyordum bir 10 dakikalık yürüme mesafesinde. Normalde böyle benimle çok yüz göz olmayan bayağı böyle heybetli bir arkadaşımız vardı. Yani bazı köpekler daha yakın davranır, sevdirir size. Bazıları da çok elleşmezsiniz. O da zaten elleştirmez. Bu böyle hakikaten dev gibi bir arkadaş. Geldi işte nasıl bir koku alıyorlarsa, nasıl bir sezgiyse o. Çat diye böyle buraya dayadı kollarını, yukarı tuttu. Ve şöyle bir yüzümü iki kez yaladı. Sonra indi. Ben de onun başını okşadım ve gitti. Yani bunu nasıl hissediyorsun arkadaş? Nasıl anlıyorsun? Biz bundan niye bu kadar yoksunuz? Sözde altıncı hissi falan olan bir takım insanlar olarak. Onların keşke hissi. Biraz feyiz alabilsek kesinlikle. Yani. Korku, sevgi, hepsi. Heyecan, her şeyi çok çok yani. Daha iyi hissediyorlar evet. Bizden. Sizin yaptığınız bu yapmasam olmaz dediğiniz şeyi umarım herkes her gün yapsın. Umarım. Gün içinde en çok kullandığınız sözcük? En az kullanmaya çalıştığım galiba. En çok? Bilmiyorum, farkında değilim açıkçası. Peki. Siz konuşurken aradan sayarsınız. Muhtemelen evet. Açıkçası. Güzel. Açıkçası. Peki İshak Bey, en sevdiğiniz ya da sizi tanımlayan bir özelliğinizi? Sabır, sebat, ayağına üşenmemek. Editörlüğün şey maddeleri gibi değil. Yok estağfurullah. Peki en şanslı anınızı hatırlıyor musunuz? En şanslı an. Bilmem, genelde şanslı bir insan sayıyorum kendimi ya. Öyle çok şanssızım gibi gelmiyor bana. Yani hayat arkadaşımla karşılaşmak da olsun, işte hayat arkadaşlığı yaptığım köpekler de olsun, gençlerle karşılaşmak, sevdiğim meslekleri yapmak, editörlükten hocalığa kadar. Öyle çok şanssız bir insan değilim sanki. Arada yerde 5 lira 10 lira falan bulduğum da olur. Fena değildir yani. Peki hiç kimsenin bilmediği, bugüne kadar sakladığınıza şaşırdığınız bir özelliğiniz var mı? Sakladığım bir özelliğim yok açıkçası da. Hani cinsiyetçi olmazsa işte bir sürü insan, hani yemek yapan erkek ya da evinde her tür şeyde eşine yardımcı olmaya çalışan erkeği böyle biraz garipsiyor ya. Yani bizde baştan beri hiç olmadı o açıkçası. Yani hayat müşterektir, orada hakikaten yapmaya çalıştık.
Yani ben de severdim, bir de belki yani annemin bazı rahatsızlıkları yüzünden zaten doğal olarak ben ve kardeşim o alanlarda büyük annemin de katkısıyla daha gelişkin erkekler olmaya çalıştık. Yani bazılarına değişik gelecekse hani bunu söyleyebilirim. Harika. Peki son olarak bir yemek masası hayali kuracağız. Şimdi bu masada kimler var? Neredesiniz? Nerede yiyoruz bu yemeği? Ve ne yeniyor? Uçmak serbest değil. İstanbul'da iyi bir esnaf lokantasındayız. Tamam. Çok azaldı çünkü. Ve bazılarının fiyatları saçma sapan uçtu. Dolayısıyla onlar lüks esnaf lokantasına geçtiler. Biz de onları terk ettik o yüzden. İyi bir esnaf lokantasındayız. Yaş meselesini ortadan kaldıran... Ya genç kuşak arkadaşlarımla, ya dediğim gibi Can Alkor abi gibi, Sevin Okya abla gibi, benden 20, 30, 35 yaş büyük insanlarla böyle geniş bir sofrada karşılıklı sohbet ediyoruz. Bence uygundur yani. Vallahi esnaf lokantasına göre değişiyor ama hani iyi her tür sebze yemeğini yapan başımızla beraber, iyi kadın budu köfteyi yapan tamamen başımızla beraber. O zaman buradan kadın budu yapan esnaf lokantalarına selam söyleyelim. İshak Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür güzel, ederim. Güzel sıcak sohbetiniz için. Bilmukabele. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Aynanın yeni bölümünden herkese hoşçakalın. Hoşçakalın.